Ama psikolojik üstünlük kimde var diye soracak olursanız şu an için Ekrem İmamoğlu'nda. Ne var ki Erdoğan da devreye girdi. Birazdan ikisinin haberlerini de paylaşacağız ama bakın seçim olmasa çok konuşacağımız bir konuya götüreceğim sizleri. Önce dün, dün bu haberi verdik ve dedik ki Türkiye'den 3 önemli isim, işte milli savunma bakanı, milli İstihbarat, ardından da dışişleri bakanı Irak'a gittiler, Bağdat'a. Çünkü orada dedik güvenlik zirvesi var ve ardından dedik ki acaba bir sınır ötesi operasyon mu yaklaşıyor? İşte bunun ilk meyveleri, bu görüşmenin ilk meyveleri alındı. Aralıkta da böyle bir güvenlik zirvesi vardı. Aralıktaki güvenlik zirvesinde terör örgütü PKK ortak tehdit olarak yazılmıştı metne. Bugün ise Ortak met, ortak tehdidin dışında yasaklı örgüt ilan edildi. Yani e, dünkü bu güvenlik toplantısı terör örgütü PKK'nın PKK için belki de sonun başlangıcı oldu ve PKK Irak'ta yasaklı örgüt ilan edildi. Ateş! Türkiye hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadelesine devam ediyor. Terörle mücadele diplomatik görüşmelerle önümüzdeki süreçte daha da iyime kazanacağı benziyor. Ankara Bağdat attı. Son yıllarda hiç olmadığı kadar hareketli. İlk geçtiğimiz yıl Ankara'da Aralık ayında yapılan güvenlik zirvesinin ikincisi Bağdat'ta yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katıldığı güvenlik zirvesinden PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının sona erdirilmesini hedefleyen önemli sonuçlar çıktı. <laughs> Aralık ayındaki güvenlik zirvesinde PKK ilk defa ortak tehdit olarak tanımlandı. Bu defa ise yine bir ilk yaşandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi üzerinde bağlayıcılığı bulunan ortak açıklamada PKK Irak tarafından yasaklı örgüt olarak tanımlandı. PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'ye hedef aldığı Irak makamlarınca kabul edildi. Böylece Irak sınırları içinde yer alan terör mevzileri, Sincar, Mahmur ve Kandil'e yönelik olası operasyonların önü tamamen açılmış oldu. Bu kararın sadece Irak merkezi yönetimi değil, Süleymaniye'de kontrolü elinde bulunduran Taliban yönetimi açısından da bağlayıcı özelliği bulunuyor. Tabii bu Süleymaniye, Erbil, bunlar önemli merkezler Kuzey Irak'ta. Ama Irak'ın yönetimi de çok çok önemli. Ne var ki bu ülkenin daha doğrusu Orta Doğu'nun bir gerçekliği de var. Orta Doğu'da bulunan her ülke birbirinin yumuşak karnını çok iyi biliyor. Irak Türkiye'nin yumuşak karnında Türkiye Irak'ın yumuşak karnını, Suriye Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Suriye'nin İran Türkiye ilişkileri Türkiye Suudi Arabistan evet aynı topluluğun İslam topluluğunun bir üyesi olarak her biri anılsa da ama birbirleri adına yumuşak karınlarını bilenlerden oluşan bir Ortadoğu'dan bahsediyoruz ve burada Acaba Irak merkezi yönetiminin bu kararına ne kadar güvenilir veya Talabani veya Barzani oradaki yönetimlere ne kadar güvenebileceksiniz? Bunu zaman gösterecek. Ne var ki Türkiye'nin atmış olduğu bu adım çok çok önemli bir adım. Peki PKK bundan sonra nereye gider veya ne yapar diye de bir soru. Burada e, önemli bir önemli onu da hatırlatacağım bir kez daha. Aralık'ta ortak tehdit ve Mart ayında yasaklı örgüt haline getirildi terör örgütü PKK. Geldik. E, bu da çok önemli.